Türk'ün ölümü üzerine Bayar birkaç ay daha başbakanlığa devam etti. İnönü'nün cumhurbaşkanı olmasından sonra da. Şimdi Bayar İnönü'nün cumhurbaşkanı olmasından birkaç ay sonra niye kısa süre başbakanlıkta kaldı? Ona ilişkin birkaç şey söyleyeyim. Aslında bu döneme dair şunu söylemek lazım. Atatürk'ün ölümüne dair belirtiler 1938'den itibaren, 37 sonundan itibaren MR'ler vardı. Sağlık sorunları ile ilgili olarak bir takım sorunlar belirgin bir şekilde kendini gösteriyordu. İnönü'nün siyasal yaşamdan, başbakanlıktan ayrılmasından sonra siyasal yaşamdan tamamıyla tasfiye olmasına ilişkin bir takım hazırlıklar da CHP içerisinde yapılıyordu. Bunu söylemek lazım. Örneğin Tevfik Rüştü Aras Şükrü Kaya grubunun İnönü'yü tamamıyla siyasal yaşamın dışına çıkarma eğiliminde olduklarını söylemek gerekir. Hatta bazı girişimleri de oldu bu konuda. Örneğin seçimleri yenileyip İnönü'yü milletvekili yapmamak gibi bir takım hazırlıklar vardı. Bunun dışında esas ciddi bir girişimde şu oldu: İnönü'yü yurt dışına büyükelçi olarak göndermek. Aslında bizim devlet geleneğinde olan bir şey bu. 1925'te, 30'da Fethi Bey yurt dışına elçi olarak gönderilmişti. 30'da Hamdullah Supi Tanrıver gönderilmişti. 35'te Yakup Kadri Karasumanoğlu gönderilmişti. Benzer bir öneri de İnönü'ye yapılıyor Tevfik Rüştü Aras tarafından. Tevfik Rüştü Aras'ın bu önerisine İnönü şiddetle reddediyor. Kendisine teklif edilen Büyükelçilik'te Washington Büyükelçiliği, yani Amerika Büyükelçiliği. O dönemin ulaşım imkanları açısından baktığınızda oraya gitmesi, dönmesi, Atatürk'ün ölümü durumunda İnönü gidip gelene kadar zaten Türkiye'deki her şeyin yeniden şekillenmesi demek. İnönü'nün tamamıyla tasfiyesi sonucunu doğurabilecek bir öneriydi bu. Bu öneriye ilginç bir şekilde Celal Bayar hiç de sıcak bakmadı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak da sıcak bakmadı. Dolayısıyla bu öneri başarısız, uygulama başarısız oldu. Diğer iki önemli aktörden, yani Genelkurmay Başkanı'ndan ve Başbakan'dan destek bulamadığı için. Bunun neticesinde İnönü 1938'de Atatürk'ün ölümüyle Cumhurbaşkanı olunca Celal Bayar'la İnönü'nün çok da fazla bir sorunu yoktu. Dolayısıyla Bayar'ın Başbakanlıkta kalmaya devam ettiğini görüyoruz birkaç ay daha. Ama ilk tasfiye edilenlerin Tevfik Rüştü Aras'ta Şükrü Kaya olduğunu söylemek gerekir. İnönü'ye büyükelçilik teklif eden Tevfik Rüştü arasında Londra'ya büyükelçi olarak gönderildiğini burada söylemek gerekiyor. Bayar'ın birkaç ay sonra tasfiye olmasını da şöyle yorumlamak mümkün. Bu dönemde ciddi bir takım yolsuzluk tartışmaları falan da var. İşte Deniz Bak olayı, İmpex olayı, Ekrem König olayı ve benzeri bir takım yolsuzluk tartışmaları. Ve bu olay, bu yolsuzlukların içerisine Celal Bayar'ın oğlunun da karışması, Refik Bayar'ın da karışması ve mevcut hükümetin yıpranması Bayar'ın başbakanlıktan tasfiyesi sonucunu doğuracak ki Bayar'ın yerine İnönü'nün yakın adamlarından, güvenilir isimlerinden Refik Saydam'ın 1939'da ki ölümüne kadar, 1942'ye kadar başbakanlığa getirildiğini göreceğiz ki bu yolsuzluk tartışmaları neticesindeki bir takım sorunlar neticesinde İnönü Bayar ayrılığı ya da Bayar'ın İnönü'ye olan husumeti de uzun yıllar devam edecek. Onu da söylemek lazım.